Hayırlı sabahlar bacılarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız köy yolculuğa hazırlık başladı. Ben videolarımı çektim, örgü videolarını hallettim. O işten yırttım diyebilirim. Şimdi aslında bunu köyde pişirecektim. Pazı sarması yapmıştım ya, hamurlu. Aslında bunu köyde pişirecektim ama dedim ki burada pişireyim, orada da sosunu koyarım. Böyle bak, bu şekilde ne koydum? Tuz, az bir şey ya. Bir de şöyle üzerine geçecek kadar, hamur olduğu için zaten fazla bir su istemiyor. Şöyle üzerine geçecek kadar suyunu koydum. Şimdi ağzını kapatacağım. Böyle kısık ateşte. Yüksek ateşte pişirmeyeceğim ki böyle hani şey yapmasın. Böyle fufufuf şey yapma, hani dağılmasın. Zaten dağılmaz da hamur bunu tutuyor. Ama ben şöyle kısık ateşte güzelce pişsin istiyorum. Bunu şimdi üzerine dur tabak kapatacağım. Şuradan tabağımı alayım bir dakika. Hah bak, bu buna tam geliyor. Şöyle kapattım ağzını. Şimdi ağzını da kapatayım. Altını yakayım. Bu artık pişsin. Köyde de inşallah sarımsağını koyarız. Kuzu ne kadar kaldı? Bir dakika oğlum. Ne kadar kaldı? Ha iyi iyi tamam, biraz az kalmış. Rüzgarıma dersini yaptırıyorum. Bir taraftan da ben de evin işlerini yapmaya çalışıyorum. Söyle kuzum. Okulda 1 saat yazı yazıyoruz. Evet. Aralıksız. Evet. Aynı şimdi işler var ya. Ama ne yapalım annem? Demek ki onda bir prosedürü var. Onda bir... Atlasaydı o zaman. Doğru. Çamaşırlarımı şöyle yıkadım. Yatak odasına yatan üzerine serdim. Aynı bu şekilde. Çünkü bunların kuruması lazım. Artık ne kadar kurutabilirsem. Bunları da buraya astım. Kapının üzerine Abdullah'ın pantolonunu astım. Şimdi evi şöyle bir silip süpüreceğim. Geldiğim zaman düzgün olsun diye. Paspa ha? Çekiyor mu? Şimdi Heh. Hızlı, hadi hızlı anneciğim. He? ben bunu böyle yapıyorum. Ne güzel ödevimi falan yapıyor diye aldım. Evet. Dünden beri ben böyle yapmaya çalışıyorum. Ama işte ne yapalım, birazcık uzun sürüyor bazen. Dedim ya, evi süpürmeye çalışıyorum bir taraftan da. Bak Nevzat da beni çağırıyor. He. Paşam, Firari, sen nerelere gittin de geldin yavrum, he? Sen nerelere gittin de geldin? Bak az önce kediye patates atmıştım oraya Çapını da. niye alıyorsun? Patatesi yedim zaten. Patatesi Yedi atarım. mi? Ha. O benim yavrum. Neyse ben Mahalle şu... yer mi yaptı ya? Aynen. Evi silip süpüreyim ben. Ha, şeyde sarmada... Ay bana diyor zannettim ne zaman. Sarmayı da şöyle ağzının kapağını aldım. Yani daha doğrusu tabağını aldım. Böyle pişireceğim. Altı böyle en kısık ayarda. Pişireceğim. Ağzını kapatacağım. Sonra dediğim gibi köyde sarımsağını koyacağım. Ev berbat. Ben şimdi şuraları bir şey yapayım. Sileyim, süpüreyim bak. Burada da beyazlar var. Onlar da yıkanacak. Artık onlara çocukların yatağının üzerine serim yapacak bir şey Hadi yok. kolay gelsin. İyi, iyi az bir şey kalmış. Az bir şey kalmış. Hadi hadi bitir. Tamam hadi. İngilizce dersini yapıyor, o yüzden thank you diyor. İyi hadi bakalım bitir dersin de köydeyken rahat edersin. Buraya gelince yapamayız zaten. Hadi başlayalım. Tamam geliyorum. Gene kaçtı ya. Aynı yere gitti bak. Allah'ım ya Rabbim bak. Gene saldıydık zincirinden. Terlikleri ne güzel olmuş oğlum. Gene saldıydık. Bak buradan doğru geçtik. Dün aldık onu. Al oğlum şunu öbür tarafında. Bak buradan doğru gidiyor. Karşıda şu Sebat ablanın evinin oraya bahçeye gidiyor. Sen ne sen? Sen var ya sen. Bir de nasıl bakıyor bak, suçlu ya. Ya ama nereden geçecek burada? Sen tut tasasını bak ya. Ver bana. Ver şu zinciri ver. Buradan geçemez ki, sıkışacak şimdi oraya. Anne Bak bak sen bak. dün dedim niye Ver almadın ver. onu? Dur. Ver ver. Gel gel oğlum gel. Gel dur dur. Zorba. Zorba vallahi insan çok korkutuyorsun. Gel buraya. Al şunu. Seni ben varım. Eşek sıpası. Seni ben Ama varım. bak, korkutma insanı. Kaçma sakın. Orada bekliyor başı. Sakın yakışıklım sakın. Gel. Ama aklımı çıkardınız gene var ya. Eğer dedim şu kapıdan atladıysa tamam. Burada nasıl atacak? Sen dur. Aa bu mu? Ne? Oradan geçen oradan da atlar oğlum. Bak bak. Anne oradan geçmiyor ki bak, bahçeden geçiyor yavrum. Hayır şu aradan girdi ya oğlum. Hayır bak oradan düşer, oradan geçebilir mi? Şimdi Bahçeden geçti ya geçiyor. yavrum, onu diyorum. Buradan Şimdi nasıl geçti atlayacağım? ya. Buradan nasıl atlayacağım? Şuradan gider. Aa bak oradan Ya gider. ben hiçbir şey Bu yok. eşek var ya. Bu eşek. Bu eşek var ya, bu Gel oraya eşek. nereye basın? Buraya git. Hadi git. Firari ya. İnan ki Firari. Oğlana bak, heyecandan terliklerin ya başka başka giymiş. Heyecanlı değil. Tekini almış. Tekini almış. Hadi
Ha nerede? Yok. İkisini de dikiyor. Yan tarafta ben şimdi göremedim. Ha yan tarafta. Abin giymiş köpeği göremeyince aklı çıkmış tabii. Sen niye bakmıyorsun buna oğlum? He? Sen niye bakmıyorsun buna? Gidilmez niye demiyorsun? Bak. Ay yüreğim oynadı gene ya. Sarmayı şöyle altına kağıt havlu koydum. Bayağı bir soğudu. Ağzını kapattım, şöyle bağladım. Yeleğimi aldım, onu giderken öreceğim. Bizim çocuklar bu arıtıcının suyuna alıştılar, başka içemiyorlar. Su aldım şöyle. Plastik bardağı aldım giderken iç içe kalırız diye. O yaptığım turşular vardı ya, 5 tane ondan aldım, şöyle açıp açıp yesinler. Daha fazla yapamadım çünkü zaten 16 tane miydi neydi, 2 tanesini kayınvalideme verdim yesinler diye, tadına baksın diye. Bunları da şimdi yengem falan yok ya, yemeğin yanında salata falan yapamazlar, şöyle ağzını açıp hemen kesip yiyebilirler diye koydum. Şu şeye, yoğurt kabına da, ay nerede, yoğurt kabına da tarhana koydum. Şunlar da annemin leğenleri, bak annemin rahmetli. Bu bizim köydeki evin leğenleri. Bunları babam bize et veriyor işte. İçine bir şeyler koyuyoruz, yeşillik koyuyoruz. Öyle getiriyorduk. Onları da götüreceğim şimdi. Şuraya da şey hazırladım. Kavanozları hazırladım, şunları. Onları götüreceğim. Çünkü konserve falan yapıyorlar ya, mantar konservesi. Şeyden de, çatıdan da bizim UFO vardı. UFO derken şöyle hani takılan şeyler var ya, ısıtıcılar, bilirsin duvara takılan. Onu alacağım. Babam mesela böyle çok soğuk olduğu zaman hemen fişe takıversin ısınsın diye. Biz artık hani doğalgaz olduğu için şey yapmıyoruz, daha kullanmıyoruz. Onu da köye götüreceğim. Bunu seriverdim buraya. Bu biraz şey, makine artık benim yıkıyor ya büyükleri. O yüzden bunu böyle, çünkü ayak altında çok kirleniyor. Hemen bizim şurada giriş böyle burada ya, ne varsa giriyor içeri. O yüzden bunu koydum. Kaldırı kaldır dedim, şey yaparım, sirkelerim. Kışın da o şeyleri koymam dedim. Beyazlar var ya hani, ikili paspas, biri orada biri burada. Onları kaldırdım, bunu koydum şimdilik. Biraz tüylendi ama olsun, idare eder beni gene. Çamaşırlar burada, bak mutfağın halinde gör. Dışarıda kurumayan çamaşırları şuraya koydum. Örgü videosu çekme işim zaten bitti. Mutfağı toparladım. Ha, makineyi de çalıştırayım, dur o da temiz olsun, ama çalıştırmayayım. Yok, çünkü kapatamam düğmesini, o kalsın. Neyse, çocukların odasını hallettim, yatak odasını hallettim. Banyoyu yıkadım, tuvaleti çamaşır suyu yaptım. Lavabosunu ovdum desem yalan, ovmadım çünkü temizdi. Oraları da hallettim. Artık bir şey kalmadı. Abdullah'ı bekliyoruz. Birazdan bir 10-15 dakikada o gelir. Allah'ın izniyle doğru köy yolcusuyuz. Şeyi de aldık da çatıdan, UFO'yu. Ya adı UFO da şey... Ya şu iç kısmını temizleyemedim. Bu teri çıkıyor mu çıkmıyor mu bakmak da istemedim. Şimdi dedim bozulmasın. Şu içini temizleyemedim, bak şuralarını. Orayı nasıl temizlesem ki? Şey yaparız ya. Ama bak, şey... Aklımda plan var, ona da geleceğiz. İyi bakayım hadi. Çalışıyor değil mi? Dışını temizledim de güzel. Nevzat'ın odasına takmıştık bunu. Ufak oda var ya bizim hemen salonun yanında. Soba varken... O yüzden diyorum ya, deden ısınır da çocuk. Nereye şey yaparsa, nerede oturursa orada ısıtıverir, hemen fişe takar. Ondan sonra sobasını mı yakar artık, ya da odasına geçer, odasını ısıtır. Tamam tamam, çalışıyor, tamam, çek oğlum işini. Allah Allah, çekmişsin sanki kış geldi. Geldi. Hadi çekmişsin, şu çuvala şuna koyacağım. Dışarı zedelenmesin, hani bir şey olmasın diye. Dokun içeri, temizleyelim bakın. Temizlenmez, hayır, hayır, korkuyorum ben onu, hayır bırak. Hadi bismillah. Yola çıktık nihayet. Saat kaç? Saat şu an 5. Bayağı geç kaldık çünkü araba geç geldi. Bir önceki alan kişi bayağı bir geç bıraktı arabayı. Biz de bu saate kaldık ama gidiyoruz artık. Çatal ağzındayız. Eren Enerji, belki duymuşsunuzdur. Onun oradan doğru geçiyoruz. Filyos'a kadar bir yerde beklemeyelim dedik. Yani oyalanmayalım dedik. Oradan alacağız bir şeyler. Pınarbaşı'na inebilir miyiz Abdullah? İnsek de... Oradan gideceğiz ya. Oradan gideceğiz de ekmek bulabileceğiz mi? Islamalık ekmek. Öyle yapalım ya. Hayır şey, ıslamalık ekmek. İnşallah buluruz yani, bakalım. Geç kaldık, bayağı bir geç kaldık. Biz hani 2 gibi falan hazırdık zaten de işte anca 5'te çıkabildik evden. Olsun, bunda da vardır bir hayır. Çatal ağzından böyle bak bu tarafa doğru giderken, Filios tarafına. Bu yol var ya, beni hep korkutmuştur. Bak şuraya doğru bak. Bir değişik burası hakikaten. O kadar bir keskin viraj var ki, bir de böyle dik. Şurada da şey var, şantiye var. Bu kum neydi Abdullah, burası kum şeysi miydi? Ha, mıcır. Hı-hı. Bu sene hiç bu taraflara gelemedik, denize geliyoruz diye. Denizle şöyle parmağımızı sokamadık. Neyse, bir dahaki yaza Allah kerim bakalım. Tabii ha, sorma. Sen dünyaya gittin.
Her Allah'ın günü denizdeydin Nevzat. Ben biliyorum abi. Sen gidersen. Burada bir yere bir kaza olmuştu. Ay aman ya Rabbim, dağlara taşlara. Allah'ın bir daha yaşatmasın. Baksana. Çok güzelmiştir Ayşen. Filios'ta her zaman uğruyoruz ya. Yine Şok Market'e uğradık. Ben her zamanki gibi kendime patlamış mısır alacağım. Kimseye de vermiyorum bundan, biliyor musun? Diyorum ki herkes kendi yiyeceğini alsın, ben bundan alacağım diyorum. Bak çok hoşuma gidiyor. İki tane mi alsam? Kudurma Yıldız. Üç tane aynen. Başka şöyle bakalım paşa. Ivır zıvır zımbırt alalım bir şeyle. Oh. Çocuklar da alacaklarını alıyorlar. Buradan alışveriş yapalım, hemen gitmemiz lazım. Çünkü Pınarbaşı'na yetişmemiz lazım. Rüzgar bak, burada şey var. Bak Rüzgar. Seni sevdiğin ama. Şu değil miydi? Yok karışık vardı. Şu değil miydi senin aldığın? Bak böylesi çıkmış. İstemiyor mu? O zaman oradan istediğin. Ha, Amigo mu aldın? Tamam. Tamam anne. Çikolata falan da alalım ya. Aa iyi, 5.95'e düşmüş. Çok iyi. Sen de al yavrum, al anne. Bacılarım, bu tarafta oturan varsa bak, patates, kuru soğan burada 7.90. Şokta, Filios'taki Şokta. Kiraladığımız araba da bu. Gidiyoruz bakalım. Alacaklarımızı da aldık. Nevzat, bunu arka ya da ben önüm alayım. Ağladım, ağladım, hiç gülemedim. Kimseye söylemedim, diyemedim. Hadi bakalım. Ulus Pınarbaşı yılsını gördük. Sevilen desteği. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gece gidiyor. Hava karardı. Yani kararmanın üzerine geldi. Saat de şu anda 7. 7.02 geçiyor. Bakalım Pınarbaşı'dan ekmek alabileceğiz mi? Ulus'a hiç uğramadık. Oraya girmedik. Dedik vakit kaybetmeyelim, bir de yoksa boşuna orada durmuş oluruz. Bakalım nasibimize varsa alacağız. Ay çok güzel yapmışlar. Yarın daha net görürüz orayı. Ay baksana. Bacılarım ne güzel yapmışlar burayı. Bak o fırının yanında bir nerede şey yapmış. Evet. Yapmış. Geçen buradan dönerken şey yangın vardı ya, orayı da yapmışlar diyor Nevzat ama ben göremedim. Ay. Aa evet bak, yapılmış doğru. Burası yanmıştı. Ay çok salladı. İnşallah açıktır o dükkan ya. Bacılarım bulamadık. Şu şeye soracağız, şimdi marketlere soracağız. İnşallah oralarda bir iki paket buluruz da ama hiç zannetmiyorum ya. Tüh. Tüh tüh. Şuraya soralım, belki satan başka bir yer vardır ya. Of. Bak şimdi az önce böyle geldi. Deli ya. Bacılarım bakın ne buldum. Allah. Vallahi tam bir tane kalmış, onu da biz aldık tabii yine. Hadi bir bakalım mı? 12'yi tamamladım. Yok büyük ihtimalle. Bunu hiç ellememişler. Aynen. Onda sıkıntı yok. 6 tane almıştım ya annesi geçen. 6 tane daha buldum. Tabii bu arada Pınarbaşı BİM'deyiz. Ekmeği sordum. Bazen böyle dolaba atıyorduk biliyor musun? Ooo. İplere bak. Anne. Neyse bazen dolaba atıyorduk. Bir dakika. Heh. Evet. Bazen dolaba atıyorduk da varmış yani dolapta. Şuradan da tereyağı alacağız. Tereyağı lazım şeye. Ne kadarmış? 52. Şuradan bakalım. O bu 300 lira. Onu geç. Kebir de öyle. Şu şundan alalım şunu. Ekmek şeyde varmış dolapta. Baktı amcam da şunu alalım ya, değil mi? Ha bunu alalım Abdullah. Kase de olsa bunu kullanır. Al 119 lira hem iyi, o yeter. Hadi bakalım. Ay Abdullah. Anne, amcam ya bak bu aradın mı diyor. Yok tutmanla böyle. Ama nereden bilsin benim oğlum ya. Nereden bildin? Evet kahvaltılık da almamız lazım. Sucuk alalım Abdullah. Bir de yumurta alalım. Yumurta gerçi vardır da biz şey yapalım. Konuşamadım, sucuk alalım şundan. Valla konuşalım. Ama ne yapalım? Bizim köyde bir laf var biliyor musun? Şeyine güvenen çıkar mantar dağına diyorlar. Hadi bakayım. Aynen.
Sıcak alalım bir de oradan. Şu şeyden al paşa, Emin'den al. Bu. Ha, o yeter. Bir de yumurta alalım tamam. 3-5 mi? 15'ini alalım ya. Şöyle bakalım. Vallahi bütün ay annem telefona çarptı. Bütün imkan bundan alalım. Bütün imkanları zorlayıp geliyoruz yani. Allah'ım yine sağlık versin. Allah'ım fırsat versin de. Hadi gidelim bakalım. He. Efendim anneciğim. Ne? Heh, tamam gidelim. Aynen. Hadi bakalım. Sarımsağı şimdi dövdü de, Nevzat'ın sarımsağı dövdürdü. Az bir şey su koyuyorum bunun içine, bütün sarımsağını alacağım. Tam netlemiyor benim. Nasıl? Tam netlemiyor. Bulut mu çıkıyor? Çok az bir şey. Ya burası şey, biraz ışıl sarı gibi. Hani şöyle şey çevirirken biraz. Yok, hassas olmuyor. Ondan herhalde. Şimdi şeyi, mantarı koydum ocağa. O kaynadıktan sonra ne oldu? Ne arıyor? Orada şu pantolonu. Şimdi şey yapacağım. Sarımsağını koyacağım sarmanın da. Dolma işte, biz buna pazı dolması diyoruz. Aldım yavrum. Aldım orada. Aldım diktim hatta. Aha bak o. Neyse. Bu olmadı. Mantarı şey yaptım. Ocağa koydum. Biz çoktan eve geldik tabii bu arada. Şeyin de sarmalı, bak şöyle göstereyim. Bunun da şimdi sarımsaklı sosunu yapacağım. Nevzat da sarımsağı dövdürdüm de ben şey yaptım, ayırdım. Amcam da ekmekleri kesiverecek. Geçen geldiğimizde amcam çok güzel kesmişti. Böyle tam hizalı oluyordu yani, ufak ufak. Ne oldu böyle? Sinirli. Niye? Yollamayı geri çevirdim. Anlatacağım onu, o da ayrı bir dava. Bir şey olmaz. Paşa ne yapalım? Bu yolculuk halinde. Yani. Yolculuk halinde, yapacak bir şey yok. Şunu altısı üstüne sıçraması. Ben biliyorum. Oh, sen sana da koyacaksın şimdi. Üzerine biraz da tuz verin. Ben koyacağım. Bunu uzun süre koyacağım. Çok işler. Su koyayım ya, ama olsun. Öyle olması lazım ya bu. Yok yok hoca ya. Şamata buraya bakalım hoca. Bu kadar yapalım. Şu anda da bakarız. Tamam. Banmaya da başladık bacılarım. Tepsiyi biraz büyük aldım kokmaya şöyle. Kokmaya da başladı. Ha, değil mi? Tereyağı falan güzel koktu. Mantarı da şey yaptım ya. Şöyle göster annem mantarı falan. Amcam da bir taraftan bana böyle şey yapıyor. Duman çıkıyor, belli oluyor. Evet. Amcam da bir taraftan kıvırı veriyor. Amcamı da şey. Yenge bizler. İzlesin, niye izlemesin? Bunu bir kere daha çekmiştim ben zaten aynı böyle. Çektirmiştim daha doğrusu. Yine Rüzgar sen çekmiştin herhalde, ya da baban mıydı? Sen mi çekmiştin bir kere daha? Hı-hı. Sen çektiydin herhalde. Bir kere daha burada sana yapmıştım ya. Az önce. Hayır. Geçen, daha önceki gelişlerimizde. Bundan bir öncekini diyorsan ben çektim. Değil mi? Aynen. Kameraman hep sen yapıyorsun annesi. Ay bu da bunun içine kaçmış. Şey. Şu tekrar bir şey. Bu da böyle yufkayla tereyağı sürüyorum hepsine. Sonra üzerine mantar. Aynı bu şekilde kat çıkacağım. Bir tane tepsi vardı ufakta, aslında o tam denk geliyormuş. Aslında amcam onu getirdi. Ben amcamı dinlemedim. Biraz dedim hani mantarları falan şey yaparsa dökülür diye. Aslında o daha iyiymiş. Demek ki neymiş? Büyük sözü dinleyecekmişsin. Bak. Ama buna da oldu ya. Önceden bayağı diyordun. Bir gene sizin dinlediyse niye diyorum ki? İşte. Bazen oluyor. Ben de diyeyim o zaman sana, bazen oluyor. Oo, sen daha küçüksün. Sen daha miniciksin benim yanımda. Boyu farkından öyle değil ama. Üstüne hani şöyle mantar. Efendim. Boyu farkından öyle değilim. Beni geçeceksin zaten sen yakında, dur.
İki yılım almaz. Vallahi iyi oldu. Herkes de aç. Vallahi. Benimler zaten şey, ıslama diye deliriyorlar. Ablam babam da seviyor. Şeyde şu şey, tencerenin kapağını aç da gösteriyorum bak. Dolmayı da sarımsakladım ya. Ha bu. Yani onu da gösterendi. Onu da sarımsakladım. Sosunu koydum. Onu da koyacağım buraya. Tamam. Tamam paşam. Teşekkür ederim. Turşumuz var, dolmamız var, bir de ıslamamız var. Daha ne olsun? Bak, afiyet şeker olsun. Rüzgarım hadi, ha? Hadi bakalım. Şimdi bacılarım, babama şöyle Pınarbaşı Kaymakamlığından şükran belgesi vermişler. Bu da niye? Babam benim Kıbrıs gazisi. Belki size söyledim, belki söylemedim, bilmiyorum. Bak şöyle. Neydi? Şükran belgesi. Bak ne güzel yazı yazmışlar. Ne diyor? Vatanımızın birliği, milletimizin dili ve devletimizin bekası uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını seve seve feda eden gölge yapıyorsun anne. Ve bugün bizlerin hür, onurlu ve çağdaş bir ülkenin vatandaşları olarak yaşamamızı sağlayan bütün aziz şehitlerimiz ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımızı sunarım. Onur Çelik Kaymakam. Bak. Şeyde yaktık, üst kata çıktık bu arada. Bunu da yaktık, evin içini ısıtacağız şimdi. Ondan sonra kendi kendine kapanır zaten. Birazdan da videoyu kapatmaya geleceğim artık. Rüzgara bak, hemen ısıtıyor kendini. Hadi bacılarım, artık vedalaşalım. Yatakları falan yaptım, babam yattı. Ne resimleri, kuzenim buraya geldiği zaman yıkayıvermiş ama takamamış. Onları şimdi takıverdim. Elektrikli battaniyeyi yatağının altına serdik Abdullah'la beraber ama şey dedim, fişe taktık mesela, yatak ısındı. Ondan sonra şey UFO'yu almadı zaten oraya. Zıt diyor, üşümüyorum ben, üşüm. Baba diyorum, neye üşümüyorsun? Ondan sonra neyse elektrik battaniyeyi takıverdik. Sen dedim yatarken çekersin. Yatak oldu şimdi fırın. Ondan sonra ısınacak yani bayağı bir. Ben yokken de dedim aynısını yap, tak. Yatak dedim ısındıktan sonra tekrar dedim çıkartırsın fişini. Neyse yorulduk. Yorucu bir günde ama şükürler olsun Rabbime. Anacığımın yarım mezara ineceğim yanına, mezarına. Babacığıma kavuştum. Çok memnun oldular. Amcam özellikle, bak ıslamayı zaten çok severler de, özellikle şeye puzzle olmasına çok memnun oldu. Diyorum ya, çok sever diye. Hatta dedi ki sarımsak kokusunu duyunca, dedi kızım sen de ne yaptın? Ne dedim? Amca dedim, şu dolma dedim. Benim şey, gri çantamda. Evet. Sırt çantamın içeridedir. Aşağıdan getirdim. Getirdik herhalde tabii. Babana sor. Ondan sonra işte ne dolması o dedi. Dedim pazı dolması dedim. Bak çantayı bulamadı, bana homurdu ya. Oh neyse bulsun. Ondan sonra dedi ki işte ne şeysi dedi, dolması dedi. Hangi dolmayı daha çok seven amca dedim. Pazı dedi, o zaman adı pazı dolması dedim. Bir sevindi, bir güzel yediler. Turşuyu da çok beğendiler. Hatta dedi işte bu buranın turşusu değil dedi amcam. Dedim onu ben şeyden getirdim dedim. Bizim oradan getirdim dedim. Çünkü bizim bir tane acı yoktu dedi. Dedim ya ben onda böyle hafif böyle bir acılık var, bir maymuşluk var. Maymuş derken acı işte, birkaç tanesi acı. O yüzden böyle ne çok böyle acı ne de çok böyle hani sabı oldu, güzel oldu turşumda. Bacılarım, inşallah yarın tekrar görüşmek üzere diyeyim. Benden bugünlük bu kadar. Artık yoruldum, yatacağım. Sabah yine erken kalkmamız lazım ki arabayı aldığımız saatte teslim edebilirim. Boğazım kurudu, anlamadım niye böyle oldu. Şeyden herhalde. Ufuyu taktık fişine. Herhalde ondan. Hadi görüşürüz. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah yarın yine tekrar bu saatlerde buralarda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Allah'a emanet.